Hocam profilaktik mastektomiyi konuşacağız. Evet. Evet, nedir profilaktik mastektomi? Profilaktik mastektomi meme kanseri riski taşıyan ancak halihazırda memesinde kanser bulunmayan hastaların bu riskten kurtulmak amacıyla kanser gelişmeden önce memelerini aldırma operasyonudur. Yani her iki memenin de alınması. Alınmasıdır, evet. Son derece ürkütücü bir görüntü var. Diğer tarafa baktığımızda bir rekonstrüksiyon yapılmış hasta var. Böylesine ürkütücü bir durum için neler yapılabiliyor cerrahi? Şimdi bu cerrahide memeler alındıktan sonra genel cerrahi ve plastik cerrahi ekipleri kombine çalışmakta. Eş zamanlı olarak veya daha sonraki bir evrede hastanın isteği ölçüsünde memeleri yeniden oluşturabilmekteyiz. Hocam kime yapılmalı? Yanlış bir algı var. Meme kanseriyle karşılaşan her bayan her iki memesinde aldırması gerekir gibi bir psikolojiye kaplıyor. Doğal olarak kanserle karşılaşan bir bayan her şeyini feda etmek istiyor. Evet. Bu doğru mu? Kimlere yapılır? Bu kesinlikle doğru değil. Her iki memenin alınması kanser riskini ortadan kaldırır gibi bir anlayış. Özellikle profesyonel ekiplere danışılmadan yanlış. Çok güçlü aile hikayesi olan, yani her kuşakta anne, teyze, kız kardeş, kızlarda meme kanseri çıkan, yine BRCA1, 2 gibi genleri genetik bölümünce saptanmış veya öncü meme kanseri lezyonu olan lobüler karsinom gibi her iki memesinde de veya 30 yaşından önce göğüs kısmına radyasyon almış hastalar veya çok yaygın öncü lezyonların görüntüsü olan hastalara biz hasta bazında değerlendirdikten sonra bu operasyonu tavsiye ediyoruz. Aslında bunu bir multidisipliner ekiple yapıyoruz, evet. Elbette. Çok teşekkür ediyorum. Peki, Angelina Jolie çok yanlış bir algıya neden oldu. Çok doğru. Ameliyat olduktan sonra ki ameliyat olma gerekçesi BRCA genlerini taşıyor olmasıydı. Evet. Ama hastalarımız bunu şöyle algıladı. Korunmak için her iki mememize aldırayım algısı ortaya çıktı. Bu sanırım yanlıştı, ne diyeceksin? Demin vurguladığınız gibi her hasta profilaktik mastektomi adayı değildir. Demin saydığımız kurallar, genetik danışmanlık ve özellikle de profesyonel ekiplerce karar verildikten sonra bu operasyonlar hastalara uygulanmalıdır. Hocam nasıl yapılır? Nasıl bir cerrahidir? Genellikle iki tür mastektomi yapıyoruz biz. Koruyucu mastektomi de iki türü var. Bir tanesi basit veya total mastektomi denilen bütün meme dokusunun meme başıyla birlikte çıkarılması işlemi. Bu işlemden hemen sonra rekonstrüksiyon, yeniden oluşturma yapabileceğimiz gibi daha sonraki bir seansta da hastanın isteğine göre bunu yapabiliyoruz. İkinci çeşit meme başı ve çevresini koruyan cerrahi çeşidi. Bu cerrahide rekonstrüksiyonu hemen yapıyoruz. Aralarındaki ufak fark çok az da olsa meme koruyucu, meme başını koruyucu cerrahide çok az meme dokusunun kalması ve meme kanserinin buradan gelişme riski olmakla birlikte teorik olarak bu risk çok düşük. Çok teşekkür ediyorum. Özetleyecek olursak yüksek riski olan hastaları multidisipliner bir ekiple değerlendirip karar veriyoruz. İkincisi, rekonstrüksiyonda çok iyiyiz ve rekonstrüksiyon yöntemleriyle yapıyoruz. Eğer gerçekten gerekliyse de korkutucu olmuyor. Bugün günümüzde kolaylıkla uygulanacak. Evet. Tabii ki hastaya belli güçlükler oluştursa da seçilmiş hastalara yarar sağlayacak bir yöntemdir.